Sonra Bekir Çınar, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesiyim. Aki, lügata gelirken de baktım, daha önceden de biliyorum. Yiyen ve yiyici demek. Akıl ise akıllı insan demek, idrak sahibi insan demek. Ben bu 63 kişinin seçilen, başbakanımız, sayın başbakanımız tarafından seçilen 63 kişinin kaç tanesi akildir, kaç tanesi akıldır merak ediyorum. Bir, bu insanlar içerisinde niçin şehit yapılıyordur? Ben bir şehit kardeşi olarak konuşuyorum burada. Hem bir akademisyen hem bir vatandaş olarak konuşuyorum. KES Başkanı Rami Özge'nin dahi bulunduğu bu toplulukta niçin bir şehit yakıyor? Niçin bir sosyolog, Türkolog, siyaset bilimci her yerde toplandığınızı söylüyorsunuz? Niçin almadınız? Çok merak ediyorum. İkinci bir sorun, sizler hangi görevle buradasınız? Elinizde resmi bir göreviniz var mıdır? Siz görevlendirildiniz mi yoksa sivil toplum örgütü olarak ayrı ayrı kendi fikirlerinizi bize sunan akademisyen, gazeteci, sanatkar, sinema sanatçıları mısınız? Bunu merak ediyorum. Arkadaşınızın dediğine şiddetle katılıyorum. Sizler kimlerle neyin barışını istiyorsunuz? Bir tarafta asil, vakur ve sürekli öldürülen Türk hakkı var. Diğer tarafta vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, tarihimizi yere gömmek isteyen ve canımıza kasteden bir terör örgütü var. Siz hiç iyi de sadece Kürt olduğu için öldürülen bir insan duydunuz mu? Gelirken sanırım mezarlığın yanından geçtiniz. Mezarlığında kaç tane Kürt bayrağı aslı saydınız? En az 20 tane, sadece İdlib merkezi. Anadolu'nun şehit gitmemiş ili, ilçesi, mahallesi, köyü kalmamışken hep siz kimlerden barış talep ediyorsunuz? Canı yanan biziz, ağlayan biziz, yetim kalan çocuklar buralar, ağlayan anneler, gözyaşı atamayan babalar hep Anadolu. Gelsin protesto etmek için falan söylemiyor. Bunlar tarihi gerçeklerimiz ve bunlarla Anadolu insanı değil, bu işi yapanların yüzleşmesi lazım. Ve bu siyasi iradenin de yüzleşmesi lazım. Sizden hiç en sevdiğinizi bir terörle kurban verdiniz mi? Verilen davullarla, zurnalarla gönderdiğiniz evlatlarınızı, kardeşlerinizi bir gün sonra bayraklara sarılarak geldiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ben şu toplumun içinde bir şehit yakınmalarını çok isterim. Maalesef yok. Var mı? İçinizde soruyorum. Ölen veya öldürülen bir teröriste bu siyasi iradeye 123 bin lira tazminat ödedi. Gazetelerden, televizyonlardan duyuyoruz. Bir şehit çocuğunu işe almak için 40 liradan su getiriyor siyasi irade. Bu benim başıma gelmiş bir hadisedir. Şu anda bir şehit çocuğu işe giremiyor biliyor musunuz? Dengeler gereği. Sizleri, hasreten sizleri kastetmiyorum ama içinizde bir gün Türk milleti bağımsız mahkemelerde bu işe sebep olanlardan hesap soracak. Şehitlerin yüzü suyu hürmetine de Cenab-ı Allah'a ahirette hesap soracak. Siyasi iradenin ve hasreten bazılarınız bu akıl tutulmasından ve akıl sapmasından bir an önce vazgeçmenizi istirham ediyor. İçerinizi çok acıtıyorsunuz, içiniz çok yanıyor. Reçete, herhalde şunu soracaksınız, sizin reçeteniz nedir? Değil mi? Herhalde bu soruların karşılığı bu gelecek. Sureti haktan görünür. Klavye başlarından, klavyeden vatan kurtarmakla, gazete köşelerinde yazı yazmakla, televizyonlarda ağızlarını köpürte köpürte konuşmakla vatan kurtarılmaz. Vatan sağlamdır.
birliklerimizin tek bir devam edebilirliği vardır. Türk vatanına, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden teröristleri yok etmek, ondan sonra konuşmaya başlayabiliriz. Teşekkür ederim.